Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güzel bir projeye imza atacağız, kısmet olursa. Örgülerinize başlarken bu tekniği kullanabilirsiniz, farklı bir başlangıç olur. Çok fazla zamanınızı almadan kanalımıza abone değilseniz eğer, sizlerin o aboneliklerinizi ve güzel paylaşımlarınızla yorumlarınızı beklediğimizi belirtmek isterim. Malzemelerimiz, kullanacağımız ipimiz ve şişlerimiz. Bu çalışmaya başlarken 2 şişi üzerinden ilmekleri atmamız gerekiyor ya da 3 şiş kullanabilirsiniz. 3. şişi de buraya yanlarına koyduğunuz zaman şişlerinizin yükseklik olacaktır. Ama onu kullanmak istemem derseniz eğer 2 şiş de işimizi görecektir. Modelimizi çalışırken normal etek ucunun ilmeklerinden farklı olacak hesaplaması. O yüzden detaylı olarak anlatacağım. En son kısımda da normal ilmek hesaplamanın nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Şimdi esas kenar modelimiz için yapacağımız ilmek sayısında 10 ve 10'un katları artı 2 ilmek şeklinde çalışmamız gerekiyor. Bunu da nasıl hesaplayacaksınız aslında? Kullanacağınız projeye uygun olan ilmek sayısına göre bu 10 katlarını çalışmanız gerekiyor. Onu da hemen bu modelin bitiminde nasıl olduğunu göstereceğim. Kenar ilmeğim için bir tane düz ilmek attım. Şimdi birinci model için 10 tane ilmek atmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 adet birinci model için. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ikinci model için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3. model için ve 4 model çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4. modelimiz için. Bir tane de kenar model ilmeği için sonuncu kenar ilmeği. Şimdi buradan bir tane şişimi çıkartıyorum. Bu arada hava sıcak olduğu için şişler falan tutuyor kendini. Kenar ilmeğimin bir tanesini düz ilmek olarak örüyorum. Bu kenar ilmeğim. Devamında bir tane daha düz ilmek örüyorum. Bu modelim için. Modelim için ördüğüm düz ilmeği sol şişime aktarıyorum geri. Şimdi burada yapacağım işlem, bu ilmeği birinci ilmek olarak sayıyorum ve üstüne ikinci ilmeği birinci ilmeğin üstünden atlatıyorum. Buna 2 diyorum. Devam ediyorum. Üçüncü ilmeğim. Dördüncü ilmeğim. Beşinci. 6. 7. 8. 9. ve 10. ilmeğimle beraber 1. modelim sağ şişime aktarıldı. Kenar ilmeğimde bir tane düz ilmeğim, normal örgümde kullanacağım bir tane düz ilmeğim burada var. Şimdi ikinci modele geçiyorum. İkinci modele geçerken buradaki düz ilmeği örmüyorum. Hemen ikinci modelimin ilk ilmeğini örüyorum. Örerken de hemen şurayı biraz sıkılaştırıyorum ki bu ilmeğimi şu şekilde örmüş oluyorum. Şimdi buradaki ikinci modelin ilk ilmeğini gene sol şişime aktarıyorum. Şuradan da tutabilirsiniz şu şekilde. Bakın şu şekilde. Birinci ilmeğimin üstünden devam ediyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci,
6. 7. 8. 9. 10. ilmeğimi atlatıyorum. Bakın tekrar bu ilk ilmeğim, birinci ilmeğimi tekrar sağ aktarıyorum. Üçüncü model için yapacağım işlem. Gene burayı sıkıştırıyorum. Üçüncü ilmeğimin düz ilmeğini örüyorum ve bu ilmeği gene sol şişime aktarıyorum hemen. Herhangi bir işlem yapmadan. Devam ediyorum. Birinci ilmeğim demiştim. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinci. Sekizinci. Dokuzuncu. Onuncu ilmeğimi de atlattım. Buradaki bakın modelin örgümün üçüncü ilmeğini oluşturdum. Bakın kenar ilmeği hariç üçüncü ilmeğim ortada. Tekrar bir tane düz ilmek örüyorum. Burayı sıkılaştırıyorum. Bir düz ördüm. Ördüğüm ilmeği hemen birinci ilmek olarak sol şişe aktardım. İlmekleri atlatırken 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi atlattım. Dördüncü ilmeğim de hazır modelimin. Hemen burayı sıkıştırıyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Şimdi elimde kalan, hemen şuradaki ilmeğimi de kaldıktan sonra elimde kalan, bakın, kenar ilmeğim 1, sonlandırma ilmeğim 2, ortada da 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim kaldı. Bunlar benim örgümde kullanacağım ilmek sayıları. Diyelim ki siz 40 tane çalışacaksanız eğer 40 çarpı 10 olarak hesaplayacaksınız bu alt kısımda bulunan ilmekleri. Biz ne yaptık? 10, 20, 30, 40, 41 ve 42 olarak hesapladığımız için hemen ortada 4 tane, kenarda da 2 tane ilmeğimiz kaldı. Başlangıç kısmı için güzel bir çalışma, kolay bir çalışma. Sadece biraz ne yapacaksınız? İlmekleri fazla atmanız gerekiyor. Zaten ilk sırada da o ilmekleri tamamen tüketip normal ilmek sayısına dönüyorsunuz. Şöyle arka sırada da bütün ilmekleri ters olarak örüp ön sıraya geçmeniz gerekiyor. Şöyle düzeltiyorsunuz. Bakın birbirine üstüne gelen harika bir görüntü elde etmiş olacaksınız böylelikle. Normal örgülerinize de başlayabilirsiniz. Şöyle üst sıraya da bir düz ilmek çalışalım. Bir sıra model kendini biraz daha göstersin. Aslında çok çok kolay görmüş olduğunuz gibi. Sadece 10 tane ilmek atıyorsunuz ve bu 10 tane ilmeği bir ilmeğe düşürüyorsunuz. Yaptığımız işlem sadece bu arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Hem biraz gösterişli oluyor. Biraz ilk sırada evet oyalayabilir eliniz ama sonuç gerçekten hoş. Özellikle kız çocuklarımızın bu etek uçlarında falan bu örgüyü kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim örgünün arka yüzünden de görünüşünü. Şu şekilde. İlla ki görmüş olduğunuz gibi daralıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar işte etek ucu olur, kol kenar kısımlarında çalışma olur, yakanın başlangıç kısımları olur ya da daha farklı çalışmalarda kullanmak için mesela kemer çalışmasında böyle bir 6 ilmeklik bir kemer çalışması yapacaksanız eğer bu tarz başlangıç ve sonlanmış örgüleri kullanabilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar. Daha detaylı, güzel, güncel videoları sizler için hazırlıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın lütfen. O güzel yorumlarınızdan da bizleri mahrum etmezseniz çok çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Şöyle de göstereyim. Biraz daha yakından.
dört ilmek olduğu için tabii biraz daha dar, daha geniş çalışmaları ilerleyen günlerde kanalımızda paylaşırız kısmet olursa.